Hocamız Vincenzo Montella'nın basın toplantısına hoş geldiniz. Hocamız öncelikle genel bir değerlendirmede bulunacak, ardından sorularınıza geçebiliriz. Ma è una partita che mi rende molto orgoglioso, sono particolarmente felice perché era una partita difficile, su un campo difficile, siamo un po' in emergenza in vari situazioni, un avversario ostico che fa le coppe europee e quindi per noi è stata una vittoria veramente straordinaria. Bizim için gerçekten muazzam bir galibiyet oldu. Çok gurur verici bir galibiyet oldu bizim için. Çünkü gerçekten zorlu bir deplasman, zorlu bir zemin, zorlu hava koşulları ve zorlu bir rakibe karşı oynadık. Ve birçok konuda da acil durumdaydık. Bazı eksiklerimiz vardı. Ona rağmen istediğimiz oyunu sergileyip galibiyet aldık. O yüzden gerçekten gurur verici ve muazzam bir galibiyet oldu bizim için. A livello tecnico, il primo tempo è stata una partita dove sicuramente potevamo segnare di più. La squadra mi è piaciuta molto. Nel posizionamento in campo dobbiamo migliorare un po' nella cattiveria agonistica negli ultimi 20 metri. Yani aslında ilk yarıda da baktığınızda teknik anlamda çok iyi oynadığımız bir maçtı. İkinci yarıda biraz daha böyle yani rekabet ortamındaki kendi koymamız gereken performansı artırmamız gerektiğini düşünüyorum. Secondo tempo è stata un po' la partita diversa, dopo il 2-0 abbiamo probabilmente calato un po' di attenzione mentale e abbiamo rimesso in partita il Sivas. Il Sivas è tornato in partita e abbiamo sofferto un po' fino alla fine perché la partita era in bilico fino alla fine, abbiamo avuto qualche opportunità per andare sul 3-1 e chiuderla, non siamo stati in grado di farlo e comunque è stata una vittoria veramente credo meritata nell'arco dei 100 minuti e ripeto mi rende particolarmente orgoglioso questa vittoria. Ve şunu da söylemem lazım. İlk yarıda aslında biraz daha fazla gol atabilirdik. Ona rağmen ikinci yarıda komple farklı bir maça dönüştü ve konsantrasyonumuz belki biraz düştü ve biraz fazla hani sıkıntıya düşmeye başlamıştık ki aslında ona rağmen 3-1'i de yakalayabilirdik. Arada giden bir skordu. Sonuna kadar getirdiğimiz bir maçtı ve galibiyeti aldık. Gerçekten tekrar ediyorum yani gurur verici bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum ve beni çok mutlu etti. Herhangi bir sorunuz var mı? Sta chiedendo se pensi di concludere la stagione con questi due giocatori che fai giocare in attacco con Belando o con Emre Akbaba, che ne pensi della loro prestazione? Per noi fino ad oggi sono stati preziosi, giocano in posizione magari un po' inusuale per loro, ci stanno dando una grossa mano. Yani aslında bizim için çok değerli futbolcular. Şu ana kadar bunu gösterdiler zaten sahada verdikleri performansla ve şunu da söylemek lazım. Biraz farklı bir pozisyonda aslında oynuyorlar. Kendilerinin pozisyonun dışında oynuyorlar. Ama ikisi de gerçekten çok değerli futbolcu bizim için. Quando ci avremo gli attaccanti e saranno in condizione sicuramente si può cambiare. Yani forvetlerimiz geri geldiğinde ve forvetimiz olduğunda tabii ki de değişikliğe gidilebilir. Per ora non ce l'abbiamo. Ama şu an için yok. O yüzden böyle devam etmemiz lazım. Başka bir soru var mı?